Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iki tane zatın ben sizin yüce Rabbinizim dediğini bize bahşediyor. Birincisi Allah Azze ve Celle. Hem de kime? Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve aynı surede. Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyor ki İnneni Allahu la ilahe illa ana fa'budni fa ve aklımız salat ele zikri. Ey Musa ben senin Rabbinim. Bana kulluk et ve namazını kıl diyor. Hocam ilginç ya. Hazreti Musa da namaz kılıyor. Hz. İsa da namaz kılıyor. Hz. İbrahim de namaz kılıyor. Hazreti Adem'e kadar herkes namaz kılıyor. Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den vahiy alıyor. Kendisini topluma ene rabbukumul ala diye tanıtan bir zata gönderdiğini bahsediyor. Allah Azze ve Celle ben senin Rabbinim diyor. Ben sizin Rabbinizim diyen Firavun'a gönderiyor. Ama nasıl gönderiyor? İzheba ila Firavun. Firavun'a git ey Musa. Ama bir kişi daha yanında olacak. Kim? Harun'a vezir ahi diyor ya. Harun da bana destekçi ver diyor. Onun çünkü dili daha düzgündür. Giderken ben istiyorum ki ey Musa, ey Harun ardınızda ben varım. Destekçiniz benim. Zaten 40 yıl ey Musa sen Firavun'un sarayında yetiştin. Hazreti Musa 120 yıl yaşadı. 40 yılı Firavun'un sarayında yaşadı. Yani hangi koridor nereye çıkar? Hangi gizli geçit firavun odasına gider? Kimle nerede görüşür? 40 yıl boyunca o bilmeyecek de kim bilecek? Gir gizli geçitten. Ey Musa, Allah'ın peygamberi. Sırtını dayamışın Allah Azze ve Celle. Gir saraya, çek silahını, daya kılıcın onun boynuna. Kara Murat Battal Gazi doldu gibi. Ya şehadet getir ya da seni öldüreceğim. Dedi bir mantarete bekliyorum. Hocam, fekule lehu kabren leyne etezekkere ev yakşa. onla konuşurken güzel konuşun. Belki öğüt alır ve takvaya döner diyor. Sübhanallah. Şimdi biz bugün bile en zalimden Netanyahu gevurundan bahsederken bile zamanın firavunu diyoruz. Evet. Zamanın gerçek firavununa bile Allah iki peygamberini gönderirken ona güzel konuşun diyor. Ve vardıkları zaman da sihirbazlarla bir mücadele oluyor. O zaman bile hala kelamı ve kavlini Mağruftan, tatlılıktan ve güzellikten konuşuyor, güzel hocam. Hz Musa Aleyhisselam bu yaklaşımı ilk başta firavunu kazandırmıyor ama iki sihirbaz hemen o tatlı dilden doğruya yaklaşıma davetten hidayetten nasipleniyor. Şimdi bugün Kur'an'a dönen bir insan kim firavundan daha zalim olabilir hocam? Yani. Hangimiz? Yani dünyanın neresinde bu bulalım olalım? Hangimiz gördüğü rüya etkisiyle hamile kadınların karnındaki Çocukların canını alacak kadar canileşir. Firavun bunu yaptı. Kim masum ve mazlum halkların canlarını okur? Firavun bunu yaptı. Kim ben tanrıyım diyebilir? Firavun bunu yaptı. Kim Allah'ın peygamberlerine savaş açar? Firavun bunu yaptı. Yaptı, yaptı, yaptı. Dokuz tane mucizeyi gördü. Hala yaptı. Buna rağmen Allah'ın peygamberleri hala ona kapıyı açık bıraktı. Şimdi ya, belki. Firavun'a bile kapanmayan kapı şu mücrim, aciz, cahil ama münkür de olsa imanlı olan Adnan'a kapanır mı? Bana kapanmaz. Evvel Allah. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki وَالسَّارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ Hacca umreye gittiğinizde Kabe'de tavaf ediyorsunuz. Güzel hocam. Suudlu polis izlem yaptığınızı görürse sur'a ya hac diyor. Yani hmm. Devam et koş. ilerle diyor. Sur'a. Allah Azze ve Celle'dir diyor. diyor ve koşun. Nereye koşalım? Hocam AVM'de indirim varmış oraya koşun. Hocam faturanın son taksidi gelmiş oraya koşun. Filancı yerde özel bir indirim var oraya koşun. Akşam halı saha maçı var oraya koşun. Yeni film çıkmış oraya koşun. Beşeri olarak şiddetten, şehvetten, şöhretten yana her şeye koştuk. Asıl koşmamız gereken yeri atladık. Rabbimiz de o şefkat ve merhamet diyor ki Firavun'a bile kapıyı açık bırakan Rabbiniz Allah olarak ben diyorum ki İbrahim'le savaşan Nemrud'a bile kapıyı açık bırakan Rabbiniz olarak Allah olarak ben diyorum ki ve sari'u ila mağfiretin rabbikum Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin araduha semavatu vel ard genişliği göklerle yarı kadar olan cennete koşun. اُعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ Bu Allah'ın takva sahibi kullarına vaadidir. Tamam da hocam kim bu takva sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَافِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Onlar ki bazen teşvik olsun diye açıktan infak ederler. Bazen ihlası korumak için gizliden infak ederler. Öfkelendikleri zaman da Allah için öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Vallahu evet. yuhibbul muhsinin. Allah'ın sevdiği olmak istemez miyiz hocam? Kim, Kim Allah'ın sevdiği olmak istemez? Ya. Peki Allah'ın sevdiği muhsinlerden olmanın yolu ne? Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim bunu her zaman söylüyorum. Aşık olduğum yüzlerce uslubu var. Onlardan bir tanesi övülen kulları anlatınca güzel hocam hangi vasıflar okulda var da övülen oldular onu örnek koyuyor ki ey Adnan hala nefes alıp veriyor musun? Veriyorsun. Firavun'a bile kapanmayan kapı sana kapanmaz. kapanmaz. Nemrud'a bile kapanmayan kapı sana kapanmaz Adnan. Millet eleştirir boş ver milleti. Millet asar keser her şeyi söyler seni bir anda harcar. Çünkü onlar alışmıştır harcamak. Kendisi söz konusu olduğunda aman ha, şefkat bekler, tolerans bekler, merhamet bekler, anlayış bekler ama başkası olduğu zaman üstünde bıyık altında sakal birçok şey söyler ama Rabbin öyle değil. O çok merhametlidir. Ve o diyor ki: "Vellezine izâ fa'alû fâhişeten ev zalemû o Rabbim diyor ki o muhsinler, Allah'ın sevdiği kişiler, o kişiler ki onlar bir hataya düştüklerinde ya da düşmek üzere olduklarında Allah'ı anarlar. Allah'ı anarlar ve derler ki ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Ya. Derler ve hemen af dilerler. Ve men yagfiruz zunube illallah Allah'tan başka kim vardır affedecek? Ama bir yol haritası çizgisi var burada. Ve la ala ma faalu ve onlar. Bile bile ısrar etmezler. İnna Allah yuhibbut tevvabin. Allah tövbe edenlere aşıktır güzel hocam. Ve yuhibbul Ve aynı zamanda temizlenenlere. Kemet